Yüksek kelimesini düşündüğüm zaman benim aklıma ilk olarak dağlar geliyor. Çünkü dağlar oldukça yüksek oluşumlar. Bununla ilgili bir türkümüz bile var. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Merak etmeyin bunu söylerek sizleri üzmek istemiyorum ama size şöyle bir soru sormak istiyorum. Dağlar ne kadar yükselebilir? İstedikleri kadar yüksek olabileceklerini düşünüyor musunuz? Yani yükseltilerini durduracak bir şey yok mu? Ya da bir dağın ulaşabileceği maksimum yüksekliği belirleyen bir şey mi var? Bu soruyu cevaplayabilmek için dağın tepesine değil de en altına bakmamız gerekiyor. Dağdan şöyle küçük bir parça kopardık diye düşünelim. Buraya yaklaşıp yalnızca dağın bu küçük parçası üzerine odaklanalım. Dağdan aldığımız bu küçük kaya parçası üzerindeki dağa kadar bir sıkışmaya uğrayacak, değil mi? Peki, bir kayayı sıkıştırdığımız zaman ne olur? ellerimiz arasına sıkıştırdığımız zaman uygulayabileceğimiz kuvvetler çok az olacağından kayanın sanki şekil değiştirmediğini düşünürüz. Ama mikroskobik düzeyde de olsa kaya şekil değiştirir ve dağdaki çok büyük kuvvetler altında şekil değiştirmesi çok daha fazla olur. Maddelerin şekil değiştiği zaman ne olduğunu, ne tür gerilmeler olabileceğini öğrenmiştik. Şekil değiştirmeyi elastik bölgede yaptığımız zaman madde eski haline dönmeye çalışıyordu ama eğer gerilme çok yüksekse o zaman madde eski haline dönemiyordu. Onun yerine sıvı gibi akmaya başlıyordu. Bunu zorlama gerilme grafiklerinden bahsettiğimiz önceki videolarda konuşmuştuk. Dolayısıyla bilgilerinizi tazelemek istiyorsanız önceki videoları izleyip buraya geri dönebilirsiniz. Burada önemli nokta şu. Eğer kuvvetler bakın bu kaya üzerine birçok farklı doğrultuda etki eden bir sürü kuvvetler var. İşte tüm bu kuvvetler elastik sınırların ötesine geçerse o zaman bu kaya şeklini koruyamaz ve bir sıvı gibi akmaya başlar. Bunun sonucunda dağın en alt kısımları bir sıvı gibi davranır ve dağ çökmeye başlar. Bu yüzden dağın kendi ağırlığının üzerine çökmesini engelleyecek maksimum bir yüksekliği olmalı. Dolayısıyla dağların ulaşabileceği maksimum bir yüksekliği olur. Peki bunu hesaplayabilir miyiz? Bu çok zor bir soru gibi duruyor. Çok fazla detay gerektiren bir soru olabilir. Ne tür bir dağla çalışıyoruz? Ne tür bir zorlanmadan bahsediyoruz gibi birçok farklı farklı sorular sorulabilir. Ama az önce öğrendiğimiz bu bilgiyi kullanarak bir kuvvet tahmininde bulunabiliriz. Bunun için kayaları incelediğimiz zaman elastik sınırlarının, elastik sınırlarının ortalama olarak 3 çarpı 10 üzeri 8 Newton bölü metrekare civarında olduğunu görüyoruz. Dağların yapısını oluşturan maddelerin ortalama değeri genellikle bu. Gerçek değeri de buna çok yakın bir değer. O zaman buradaki basınç buradaki değeri geçerse dağın büyük ihtimalle çökeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse bilmemiz gereken tek şey dağın en altındaki bölgede basıncın ne olduğu. Aynı şekilde bu da biraz zor bir ölçüm. Çünkü dağın şekli, yapısı ve bunun gibi bir sürü özelliği basıncı bulmamızı zorlaştırıyor. Ama bunu basitleştirmek için dağın şeklinin bir silindir olduğunu düşünebiliriz. Bunun kulağa çok saçma geldiğinin farkındayım ama fizikte bunun gibi şeyleri hep yapıyoruz. İşin matematiğini kolaylaştırmak için bazı durumlarda bunun gibi gerçek dışı kabuller yapmamız gerekebiliyor bulacağımız cevap tam anlamıyla doğru olmayacak. Ama en azından bir kuvvet tahmini yapabileceğiz. Öyleyse dağımızın mükemmel bir silindir olduğunu kabul edelim ve yüksekliğine de h diyelim. Şimdi en alt kısımda oluşan basıncı hesaplayabilir miyiz? Evet yapabiliriz çünkü silindir işimizi epey kolaylaştırdı. Dağın en altındaki basınç eşittir. Bütün bu silindirin yani dağın tamamının en alt kısmına uyguladığı basınç eşittir. Kuvvet yani silindir şeklindeki dağın ağırlığı bölü ilgilendiğimiz alan. Dağ oluşturan şeylerin ağırlığını bilmediğimiz için ağırlığı yoğunluk çarpı silindirin hacmi olarak yazabiliriz. Yoğunluk çarpı hacim. Hacim de yükseklik çarpı alan değil mi? Öyleyse basınç aşağı yukarı aslında buraya eşittir yazmamamız gerekiyordu. Onun yerine yaklaşık olarak koymalıydık. Yaklaşık olarak rho eşit olur. Öyleyse eğer basınç bu sayıyı aşarsa taşlar yuvarlanmaya ve daha da çökmeye başlar. İşte bu şekilde h'ın alabileceği maksimum değeri hesaplayabiliriz. O zaman en alttaki basınç rho h dağdaki malzemelerin elastik sınırından küçük olmalı. G'nin ne olduğunu biliyoruz. Bu yer çekimi inmesine eşit. Biz yüksekliğin ne olabileceğini arıyoruz ama yoğunluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şey daha çıktı. Yoğunluk dağda var olan malzemelere göre farklı değerler alabilir. Ama en azından bunun katı bir cisim olduğunu biliyoruz. Suyun yoğunluğu yani Rho, 1000 kilogram bölü metre küp. Katılarda genellikle sudan daha yoğun oluyorlar. O zaman yoğunluğun binden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı katıların yoğunluğu 2000, 3000 hatta 5000 olabiliyor. Burada güzel bir sayı seçmek için sağ tarafa bakabiliriz. Sağ tarafta 3 var. Birbirini götürmesi için yoğunluğumuzun 3000 olduğunu varsayalım. Yoğunluğu 3000 olarak kabul ettik. İnsanların bunu bu şekilde yaptığını düşünmüyorum ama her neyse. Yoğunluğun aşağı yukarı 3000 olduğunu kabul etmek bize o kadar da zarar vermeyecek. Yoğunluğa 3000 kilogram bölü metre küp dedik. Buraya birimleri koymadan doğrudan 3000 yazacağım. G'yi ise 10 olarak kabul edelim. Ve istediğimiz yükseklik o da H. Bütün bu işlemin 3 çarpı 10 üzeri 8'den daha küçük olması gerekiyor. O zaman bir de sadeleştirmemizi yapalım. 3'ler birbirini götürdü. Bunu da sağ taraftaki sıfırlarla sadeleştirirsek, H'ın 10 üzeri 4 metreden küçük olması gerektiğini buluyoruz. Yani H'ın 10 kilometreden küçük olması gerekiyor. Şimdi bunun çok doğru bir sonuç olmadığını biliyoruz çünkü bu sonuca ulaşmak için birçok varsayımda bulunduk ama ne kadar yaklaştığımızı görmek için dünyadaki en yüksek dağların listesine bakabiliriz. İnternete girip baktığımızda şu şekilde bir liste bulabiliyoruz. İsimlerin hemen yanında uzunlukları da verilmiş. Everest Dağı'nın uzunluğuna bakarsak eğer neredeyse 8,8 soldaki sütun metre, sağdaki sütunsa fit cinsinden neredeyse 8,8 kilometre olduğunu görebiliyoruz. Diğer yüksek dağlara baktığımız zaman da yüksekliklerinin 8 kilometre ile 9 kilometre arasında olduğunu görüyoruz. Size bilmiyorum ama ben az önce bulduğumuz sahmiden dolayı çok mutluyum. İnanılmaz bir değer bulmuşuz. Ama bu listede olmayan bir dağ daha var. O da Olimpos Dağı. Olimpos Dağı'nın yüksekliği şöyle yazayım. Olimpos Dağı Olimpos Dağı'nın yüksekliği neredeyse 25 kilometre. Nasıl yani? Everest Dağı'ndan da mı yüksek dağ? Evet. Everest'ten de daha yüksek bir dağ. Ama bu dağı listede göremiyorsunuz. Çünkü bu dağ Mars'ta. Peki size son bir soru. Olimpos Dağı burada yürüttüğümüz sahminden niçin kat be kat daha uzun sizce? Çünkü mantıklı hesaplamalar yaptık ve burada çıkan sonuç gerçekte olanlara çok yakın. Yani dünya üzerinde ve Mars üzerinde de olsa dağlar için bu söylediklerimiz geçerli olmalı. Sizce bu hesaplamalarda neyi değiştirmeliyiz ya da ne farklı olduğu için böyle bir sonuç çıktı? Bunu biraz düşünün.